imanın nerede? Ve onlara, inancın nerede? Diye sordular ve merak edip birbirlerine, bu nasıl bir adamdır? Çünkü rüzgarları ve suyu bile emreder ve ona itaat ederler, dedi. Luka 8.25 İsa'da olgun olan için umutsuz bir durum gibisi yoktur. Tanrı'ya olan inancıyla her şeyin mümkün olduğunu ve dünyanın ilkeleri üzerinde İsa adına tam bir yetkiye sahip olduğunu bilir. Galatyalılar 4, 3 şu büyük açıklamayı yaptı. Demek biz de çocukken, dünyanın ilkeleri altında esaret altında tutulduk. Hallelujah. Bunu anlayın, dünyanın unsurları üzerinde esaret altında olmamamız gerekiyor. Hastalık, depresyon, enflasyon ve dünyanın sizin sevincinizi çalmanız için size ettiği diğer her şey, dünyanın unsurlarıdır. Bugün her ne haber veya ne yaşarsanız yaşayın, size mesaj ve soru şu, inancınız nerede? İsa'ya bak. Bir gün, Luka 8, 23-25'te İncil şöyle der, onlar yelken açarken uyuyakaldı. Gölde bir fırtına düştü, böylece tekne battı ve büyük bir tehlike altındaydılar. Onu uyandırdı, usta, usta, boğulacağız. Ayağa kalktı ve rüzgarı ve azgın suları azarladı, fırtına dinlendi ve her şey sakindi. Sonra onlara dedi, inancın nerede? Ve merak edip merak ettiler birbirlerine bu nasıl bir adam. Çünkü rüzgarları ve suyu bile emrediyor ve ona itaat ediyorlar. İnancın nerede başka bir deyişle inancınıza ne oldu? Neden korkuyorsun? Onlara dolaylı olarak bununla ilgili bir şeyler yapabileceğini söylüyordu. Haleluya. Bir şeyler için ağlamayı kes. Bir şeyler hakkında şikayet etmeyi bırak. İnancınızı kullanırsanız, Rabbin ihtişamını görürsünüz. İnancınızı kullanırsanız o da bir mucize olur, inancınızı kullanırsanız her baskı gelişir, inancınızı kullanırsanız her sorunu çözüme, her krizi fırsata çevirirsiniz. İsa onlara neden korktuğunuzu söyledi. İnancın nerede neden bununla ilgili bir şey yapmadın? Sonra dalgaya döndü ve barış dedi, sakinleş ve yüksek dalga uykuya daldı. Hallelujah! Bu benim İsam. Yaşamdaki her şey üzerinde yetkiye sahip olan Mesih, insan ruhumun tanıdığı Mesih'tir. Korkusuz olan Mesih, tüm dünya üzerinde yetkisi olan Mesih, bana neşelendirmek diyen Mesih, "Dünyayı yendim." Yuhanna 16:33. Bana diyen Mesih, "Dünyada olan sende daha büyüktür." 1. Yuhanna 4:4. 4. Bana senin sözlerimle temizlendiğini söyleyen Mesih, Yuhanna 15:3 bana korkmayın diyen Mesih, size güç verdim ve hiçbir şekilde size zarar vermeyecek, Luka 10-19. Ruhumun bildiği Mesih budur. Bu, inancımı koyduğum Mesih. Dünya onu dini bir lider olarak tanıyor olabilir, dünya onu bir peygamber olarak tanıyor olabilir, ama o benim için bundan daha fazlası. O yol, gerçek ve yaşamdır. Rüzgarlar bile ona itaat etti. Havariler ona baktılar ve bunun nasıl bir insan olduğunu söylediler. Açlarla konuştu, Markos 11, 12, 25, Lazarus'un cesediyle konuştu ve onu hayata çağırdı, Yuhanna 11, 38, 44, sağırları konuştu ve kulakları durduruldu, onun sözleriyle kör gözler. Hayattaki her şeyin zekaya sahip olduğunu ve her durumla konuşabileceğimizi ve sonuç alabileceğimizi bize kanıtladı ve gösterdi. Bugün banka hesabınızla konuşabilirsiniz. Eğer bazı mali zorluklar yaşıyorsanız, şifaya ihtiyacınız varsa, bugün vücudunuzla konuşabilirsiniz ve cennet inancınızı onurlandıracaktır. İsa adına güç vardır ve Tanrı'ya olan inanç her şeyi ve her şeyi yapabilir. Halelujah. İnancınızı Tanrı'nın sözüyle inşa edin ve dünyanın unsurlarını ele alın. Bu dünyanın unsurlarına maruz kalmayı veya kurban olmayı reddedin. 7 Hazine Düşüncesine Düşünmek için. Birinci Tanrı'da iman her şeyi ve her şeyi yapabilir. İmanınızı bu dünyanın kuralları üzerine yaşayabilmek için inşa edin. Galatyalılar 4, 1, 3. İkinci hastalık, depresyon, enflasyon ve bu dünyanın tüm unsurlarının üzerinde bodajda bulunmamaktadır. Galatyalılar 4, 3, 7. Üçüncü bugün ne zaman giderseniz, Tanrı size söylüyor, imanın nerede? Bir şey yapabilirsiniz. Luka 8.25 Dördüncü fırtınayı imanınızla sakinebilirsiniz. Jesus bize her şeyin zeka olduğunu göstermiştir, böyle bu fırtınayı konuştu. Beşinci yaşamda her şeye yetki veren mesaj, ruhumun tanıdığı ve sözcüğünde imanının temel olduğu ve bulit olan mesajdır. Altıncı imanınızı yol, gerçek ve hayat olan İsa'ya verin. Yuhanna 14-16 Yedinci imanınızı Tanrı'nın sözüyle oluşturun ve bu dünyanın unsurlarını kullanın ve bir kurban ama hayatta zafer olmayı reddedin. Romalılar 10-17 Onaylama Tanrı sözünden temizleniyorum ve benim sözcüğü beni bu yaşamda şampiyon ve aşırı yapıyor. Ben Abraham'ın tohumuyum ve benime karşı moda olmayan hiçbir silah kazandırmayacak. Gereği için bu dünyanın unsurlarının üzerinden geliyorum dünyada olduğundan bimde olan odur. Mesih'te seviyorum. Amin. Diğer teklifler. Şimdi şunu söylüyorum. Varis, çocuk olduğu sürece her şeyin efendisi olmasına rağmen bir hizmetkardan hiçbir farkı yoktur. Ama babanın tayin ettiği zamana kadar öğretmenler ve valiler altında kalır. Galatyalılar 4, 1-2 Destekçi olun https://www.facebook.com/becomeSporter/790351734481852. <laughs> Daha fazla okuma. Kitabın, yazarın Amazon'dan hazine hastalıkları düşüncelerinin ve diğer kitaplarının bir kopyasını alın. Dünya çapında mevcut "Tots of Treasure Digesti" arayın ve eğer Birleşik Krallık'taysanız aşağıdaki bağlantıya bakın. Bu kadar korku ve olumsuz bilgilerin olduğu bir dünyada, imanınızı inşa etmek için doğru zihne ve doğru malzeme ihtiyacınız var. Başarınıza en iyi düşünce ve inanç oluşturucu aracını sunuyorum. Hazine düşüncesi bir kitaptan ötesinde güç elinizdir. Bu kitapta insan kişinin yaratıcı gücünü, kutsal kitabın açıklanan gizemlerini ve sırlarını ve günlük nasıl kazanılacağınızı ve kutsal kitap ilkeleriyle nasıl bir başarı olacağınızı keşfedeceksiniz. Azine özetinin düşünceleri bir arada yedi kitap, birinci cilt. https://www.amazon.co.uk/ref=jemsilpay bölü bölü Kurtuluş duası. Bu gönderi tarafından kutsanmış olduğunuza inanıyoruz. Kurtuluşu almadıysanız, İsa Mesih'i hayatınıza almadıysanız ve sizinle paylaştığım bu Tanrı hayatını deneyimlemek istiyorsanız sizi İsa Mesih'i hayatınızın Rabbi yapmaya davet ediyorum. Yüce Tanrım, Romalılar bölüm 10, 8 e göre yaşayan Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'e tüm kalbimle inanıyorum. Benim için öldüğüne ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine inanıyorum. Sanırım bugün yaşıyor. İsa Mesih'in bugünden itibaren hayatımın efendisi olduğunu ağzımla itiraf ediyorum. Onun aracılığıyla ve onun adına sonsuz yaşama sahibim yeniden doğdum ruhumu kurtardığın için teşekkürler Tanrım. Ben artık Tanrı'nın çocuğuyum. Halleluya!